Hadis ve Hayat. Hazırlayan ve sunan Doktor Bahattin Akbaş. Merhabalar. Allah'ın rahmeti, Allah'ın mağfireti, Allah'ın bereketi, Allah'ın selamı hepinizin üzerine olsun. Allah'a hamdolsun. Resulüne, sevgili peygamberimize salat ve selam olsun. Bütün peygamberlere selam olsun. Yuvalarınıza sağlık, afiyet, huzur insin. Rabbim kazançlarınızı, rızıklarınızı bol ve bereketli kılsın. Enes bin Malik anlatıyor. Sahabi, Peygamber Efendimizin güzide, sıçkin ashabından. Allah'ın elçisi ile beraberdik. Allah Resulü, birazdan yanınıza cennetlik bir adam gelecek. Onu görmek ister misiniz? Buyurdular. Çok geçmeden Medineli bir sahabi çıkıp geldi. Ayakkabılarını elinde tutuyor, yeni abdest aldığı için sakalından su damlıyordu. Ertesi gün Allah Resulü sözlerini tekrarladığında aynı sahabi mescidin karşısında, mescidin kapısında göründü. Bu durum üçüncü günde yine aynı şekilde yaşandı. Ashab-ı kiram arasında ilme ve ibadete düşkünlüğüyle tanınan sahabi, genç sahabi Abdullah bin Amr, Allah Resulü'nün biriniz cennetlik görmek istiyorsa bu kişiye baksın demesi üzerine o Medineli sahabinin ardına düştü. Bu sahabi hangi ibadeti ya da hangi özelliği sayesinde Allah Resulü'nden böyle bir müjde almıştı? Hangi özellikleri sayesinde cennetle müjdeleniyordu bu sahabi? Allah Resulü bu müjdeyi neden üç gün boyunca tekrarlıyordu? Abdullah bin Amr bunu öğrenmek istedi. Ve Medineli sahabiyi cennete götürecek ameli kendisi de hayata geçirmek istiyordu. Medineli sahabinin kapısını çaldı. Ona kalacak bir yerinin olmadığını, bir süre kendisini misafir etmesini rica etti. Abdullah bin Amr'ın isteğini kabul etti o sahabi. İsteği kabul edilince de üç gece bu sahabinin evinde kaldı ve onunla aynı odada uyudu Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr bu süre içerisinde o sahabinin davranışlarında bir farklılık görmedi. Gün boyu diğer Müslümanların yapmadığı ve sadece bu zatın yaptığı özel bir şey yoktu. Gece yarısı uyanıp ev sahibinin ne yapacağını merak etti. Acaba kaç rekat gece namazı kılacak? Rabbine yalvarırken neler söyleyecek? Gözünden nasıl yaşlar dökülecekti? Abdullah bin Amr geceler boyu boşuna bekledi. Ev sahibi geceleri kalkıp ibadet etmiyor, sabah namazı vakti girinceye dek uyuyordu. Sadece uyanıp yatağında sağ veya soluna dönerken Allah'ı zikrediyor. Allahu Ekber diyerek tekbirde bulunuyordu. Büyük bir serveti olmadığı için sadaka da dağıtamıyor, ancak konuşmasına, sözlerine çok dikkat ediyordu. Dilinden hayırlı ve güzel sözler dökülüyordu. Abdullah bin Amr nihayet üçüncü günün sonunda işin aslını ev sahibine anlattı ve dedi ki: Hazreti Peygamber üç gün üst üste birazdan yanınıza cennet halkından birisi gelecek buyurdu. Efendimizin bu sözlerinden sonra her defasında sen çıktın geldin. Bunun üzerine ben de birkaç gün senin yanında kalıp seni cennet halkından yapan ameli, davranışları öğrenip onu işlemek istedim. Ancak bu üç gün içerisinde büyük bir amel yaptığını görmedim. Acaba seni bu dereceye hangi amelin ulaştırmış olabilir? Sahabi Abdullah bin Amr'a şöyle cevap verdi: Senin gördüğünden başka yaptığım bir ibadetim yok. Abdullah bin Amr gitmek üzere ayağa kalktı. Aradığı cevabı
bulamamıştı. Allah elçisi bu adamı neden hem de 3 kez üst üste cennetle müjdelemişti? Bu adamda olup da kendisinde ve diğer kişilerde olmayan özellik hangisiydi? Bunları düşündüğü sırada Medineli sahabinin sesini işitti. "Dur," dedi, "söylediğim gibi gördüğün dışında benim başkaca amelim yoktur. Ancak şu var ki ben hiçbir Müslümana kin gütmem ve Allah'ın bir başkasına verdiği nimeti asla kıskanmam. Kimseye haset etmem." Abdullah bin Amr bunun üzerine dedi ki, "Seni yücelten ve cennetlik eden ve bizim de sahip olamadığımız şey işte budur. Kin ve Allah'ın nimet verdiği birisini kıskanmak, haset etmek insanları mutsuz, huzursuz eder ve cennetten de uzak tutar. Hasetten uzak durmak ise cennete yaklaştıran bir ameldir. Müslümanlar ancak kardeştirler. Müminlerin birbirleriyle ilişkilerinin temeli kardeşlik esasına dayanır. Samimiyet, yakınlık, kendisi için istediğini diğer kardeşleri için de istemek, kendisi için istemediğini diğer kardeşleri için de istememek ölçüdür. İyi ve içten davranmak, hamiyetperver olmak esastır. Anlaşmazlık ve kırgınlıklara sebebiyet vermemeli. Eğer meydana gelmişse, bunu derhal nihayete erdirmeye çalışmalıdır. İslam toplumunda bireylerin birbirlerine düşmanca ve kötü duygular beslemeleri uzak kalmaları gereken bir davranış biçimidir. Maide suresinde Rabbimizin buyurduğu üzere onlar müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı onurlu ve zorludurlar. Yine Fetih suresinde buyurduğu üzere Muhammed Allah'ın elçisidir. Beraberinde bulunanlar da kafirlere karşı çetin, kendi aralarında merhametlidirler. Sahabilerin ve dolayısıyla Müslüman olanların temel özelliği birbirlerine karşı çok alçak gönüllü, yumuşak ve merhametli oluşlarıdır. Müslümanlar birbirlerine kin beslemez, birbirlerinden nefret etmez, alakalarını koparmazlar, birbirlerine düşmanlık duygular içinde olmazlar. Aralarındaki İslam kardeşliğine aykırı her türlü tutum ve davranıştan uzaktırlar. Allah'ın elçisi Hazreti Muhammed bütün insanlığa örnek ve rol model, Müslüman toplumu, Hazreti Muhammed ümmeti de bütün aleme örnek bir toplum modelidir. Örnek toplumun oluşmasında kötü huyların terk edilmesi hedeflenmiştir. Müslümanların birbirlerini çekememeleri, her birinin diğerinin imkanlarında, malında, mülkünde, mevki ve makamında gözü olması her şeyden önce kardeşlik hukukuna aykırıdır. Böyle haller toplumda emniyet ve güveni ortadan kaldırır. Allah'ın taksim ve takdirine rıza göstermemenin ne kadar kötü bir davranış olduğu iyi idrak edilmeli ve çekememezlikten sakınmalıdır. Peygamber Efendimiz insanların geçici dünya tutkuları peşinde olmamaları gerektiğini belirtmiştir. Böyle fani duygulara kapılıp dünyalıkta yarışmaya ve kıskançlık duyguları içinde hareket etmeye karşı uyarmıştır bizleri. Asıl kaygı ahiret olmak durumundadır. Aksi halde insan sıkıntıya düşer. Her kimin kaygısı ahiret olursa Allah onun zenginliğini kalbine koyar. İşlerini dağınık olmaktan kurtarır ve dünya ona boyun eğerek gelir. Her kimin kaygısı da dünya olursa Allah onun fakirliğini gözü önüne koyar. Kendisini derbeder eder ve dünyadan da kendisine ancak mukadder olan gelir. Nasibi kadarına kavuşur. Dünya hayatında yarışmak, varoluşun anlamı olan iyilik, takva, insanı kamil erdemliğini ortaya koymak, salih amelde bulunmak, hayır işlemek ve cenneti elde etmek uğrunda olmalıdır. İnsanlar hayır ve iyilikte yarışma ve yardımlaşma duyguları içinde bulunmak durumundadırlar. Rabbimiz herkesin yüzünü ona doğru çevirdiği bir yönü vardır. Öyleyse hayırda yarışın. Nerede olursanız olun, Allah sizin
hepinizi bir araya getirecektir. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir buyurur. İnsanları çekememezlik duygusuna sevk eden, onda var ama bende yok. Bende yok, onda niye var? Bende yoksa onda da olmasın. Başka kimse de değil, sadece bende olsun gibi vehim ve kötü düşüncelerdir. Rabbimiz, yoksa onlar Allah'ın lütuf ve kereminden insanlara verdiği nimetleri kıskanıyorlar mı? Allah'ın kiminizi kiminize üstün kılmaya vesile yaptığı şeyleri haset ederek arzu edip durmayın buyurmuştur. Dünya nimetlerinin paylaşımını yapan Allah'tır. Rabbinin rahmetini onlar mı paylaştırıyorlar? Dünya hayatında onların geçindiklerini aralarında biz paylaştırdık. Birbirlerine iş gördürmeleri için kimini ötekine derecelerle üstün kıldık. Rabbinin rahmeti onların biriktirdikleri şeylerden daha hayırlıdır. Peygamber Efendimiz, içine çekememezlik, haset duygusu geldiğinde, haset duygusuna kapıldığın zaman Allah'a istiğfarda bulun buyurmuştur. Allah'tan af dile, Allah'a sığın buyurmuştur. İnsanlar aralarında biri diğerinin üstün olmasından hoşlanmadığında birbirini kıskanabilmektedirler. Hazreti Yusuf'u kardeşlerinin kıskanmaları ve Hazreti Adem'in iki oğlundan birinin diğerini kıskanması buna örnek teşkil eder. Kim başkasında böyle bir sahip olduğu nimetler dolayısıyla kendi içinde bir kıskanma görürse ona karşı sabretmeli ve takvaya sarılmalıdır. Güzel ahlakı tamamlamak misyonu üzere bulunan Allah Resulü, söz ve eylemleri ile İslam toplumunu kemale, olgunlaştırmaya, güzel ahlakın uygulanmasına, haset başta olmak üzere her türlü çirkin ve kötü huylardan uzak, adil ve sevgi saygı esasına bağlı, güven içinde yaşamaya çağırmıştır. Haset, çekememezlik, insanı alçaltan ve küçülten bir duygudur. Geçmişte olduğu gibi, haset günümüzde de insanların ve toplumların maruz oldukları bir ahlak zaafı ve korkunç hastalık ve bu şekilde varlığını sürdüre gelmektedir. Bazı değerlerin arka plana itilmesi, ispatı vücut için adeta mahremiyet duygularının örselenmesi, insanların yiyip içip eğlendikleri, gezdikleri, giydikleri, yedikleri şeyleri, özellerini paylaşmaları ve bunu da sosyalleşme adına yaptıkları sıkça bugün karşılaşılan durumlar arasındadır. İnternet vasıtalarının yaygınlaşması, sosyal medya aracılığı ile yapılan sözlü ve görüntülü paylaşımlar, insanların sürekli kendilerini mutlu, doygun, gösterişli, güzel, lüks ve refah içinde göstermeye dönük fotoğraf, video paylaşımları, görsellik paylaşımları, diğer insanlarda da bir takım çekememezlik ve haset duygularının ortaya çıkmasına zemin hazırlayabilmektedir. Müslüman her türlü gösterişten, kibirden, enaniyetten, bencillikten uzak durmalı ve diğer insanları gücendirecek, onları güç durumda bırakacak tutum ve davranışlardan uzak kalmaya çalışmalıdır. Ne mutlu kendisini güzel ahlak üzere yetiştirebilenlere, her türlü kötü huyları terk ederek Rabbine yönelen cennetin yolcusu olmaya çalışanlara. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun değerli dinleyenler. Hadis ve Hayat. Hazırlayan ve sunan Doktor Bahattin Akbaş.